Hatay Valisi Ercan Topaca, Yayladağ ilçesi Güveççi Mahallesi'nde dün akşam insan kaçakçılarına müdahale sırasında sözleşmeli onbaşı Mustafa Uygun'un şehit olmasıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, askere ait silahın da bulunduğunu açıkladı. Olayın aslının insan ticareti yapanlar vasıtasıyla işlenen bir cinayet olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü o bölge gerek Suriye tarafında gerek Türkiye tarafında bu tür faaliyetleri yapmak isteyen çok sayıda kişinin olduğu bir bölgedir. Topaca Valilik binasında İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ ile gazetecilere yaptığı açıklamada kentin Suriye ile 276 kilometre sınırı bulunduğunu, bunun bir kısmına duvar yapıldığını hatırlatarak duvar olmayan yerlerden veya duvarlara merdiven dayayarak atlamaya çalışan çok sayıda insan var. Geçişler insan ticareti yoluyla oluyor dedi. Ortalama günlük bu 1000-1500 kişiye kadar çıkıyor yakalanan. Ortalama da 500 kişi civarında her gün yakalanıyor. Bu geçişler tabii insan ticareti yoluyla oluyor. Suriye tarafında bir ekip var bu işi organize eden. Onları da takip ediyoruz, biliyoruz. Onlara destek olan Türkiye tarafında da bazı kişilerin olduğunu biliyoruz. Bu olayla da bunların bağlantısı, şu ana kadarki yapılan çalışmalar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kaçak yollardan sınırı geçen mültecilere son aldıkları kararla otogardan bilet verilmeyeceğini dikkat çeken Topaca, bu kişilerin sınır dışı edileceğini söyledi. Sınırı geçerek kaçak yollardan herhangi bir kayıt yaptırmadan ilimize giren mültecilerin son aldığımız bir kararla otogardan bilet verilmeyecek. Otobüslere bindirilmeyecek. Bindirildiği takdirde de şayet kimlik almamışsa, kayıt kabul işlemleri yapılmamışsa bunları sınır dışı etmeye devam edeceğiz. İzinli ve devletin öngördüğü şekilde mülteci ve misafir statüsü dışında gelenlere toleranslı davranmanın mümkün olmadığının altını çizen Topaca şöyle devam etti. Sınırdaki bu olayın yaşandığı Güveççi, Görentaş gibi o civardaki köylerimizde yasa dışı şekilde ikamet eden yabancı uyruklu kişileri de bu vesileyle oradan tahliye ediyoruz.